Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün size çok hoş bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde köprülü ve fıstık oyamız. İki tane dalımızın üzerinde fıstığımız ve köprümüz var arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincirli tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi monte ediyoruz. Aynı yeni başlar gibi köprüyle başlayacağız şimdi arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi tığ battımın içine bu şekilde kapattım. Buraya bir tane kirpik yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Tığ battımın içine girdim. 2 2 olarak aldım. Buraya bir tane minik bir trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi buradaki trabzanımın arasına giriyorum ve kapattım kirpik olarak. Bu ikinci kirpiğim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 8 tane kirpikli trabzanlar yapacağız. 2 3 4 5 zincir. Hemen yaptığım trabzanımın arasına kapattım kirpiğimi. Bir zincir bir defa doladım. Aynı trabzana giriyorum. 2 2 olarak alıp hemen bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın tepesine 5 zincirini çekip kapatıyorum bu şekilde trabzanımın arasına. Bir zincir bir defa dola trabzanın arasına gir. 2 2 olarak al. 1 2 3 4 5 Yaptığım trabzanımın arasına bu şekilde giriyorum. Ve kirpiğimi kapatıyorum. 5 tane oldu arkadaşlar. Bir defa doladım. Trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım. 5 zincir. 1 trabzan. 5 zincir kirpik olarak trabzana kapat. 1 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Yaptığın trabzan arasına girip 2 2 alarak yeni bir trabzan yapıyorum. 5 zincir, hemen buradaki trabzanıma kapattım. 2, 4, 6, 7. Bir zincir, bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Şimdi yine 5 zincir. 5 zincirimi hemen kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, sadece kirpiyi kapatıp bırakacağız. Trabzan yapmak yok. 8 tane bakın bu şekilde meyilli bir köprümüz oldu. 1, 2, 3, dördüncü Trabzanımıza kapattık. Bakın arkadaşlar bu şekilde trabzan yapmadan en son kirpiği yapıyoruz. Ve dördüncü tığ battığımıza köprümüzü bu şekilde kapatıyoruz. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane tığ battı yapıyoruz. 2 zincir. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir. Yandaki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir. 4. tığ battım ve bu da 5. tığ battım. 5 tane tığ battı yapıyoruz köprümüzden sonra 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bir tane arkadaşlar ortada tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine kapatıyorum bu 5 zincirimi. 1 2 3 zincir döndüm düz yüzüne. Bu şekilde yuvamıza döndük. Bir defa doladım. 1 2 2 Trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi yaptığım trabzana kapattım 1 2 3 zincir kapattım bu 5 zincirli yuvama çiçeğimizin ar için arkadaşlar buraya dal yaptık isterseniz yaprak da diyebilirsiniz bu şekilde üzerine fıstıklı çiçeğimizi yapacağız 1 2 3 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 trabzan yaptım 1 2 3 4 zincirle buraya bir minik bir yuva yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum. 3 zincirimi yine 5 zincirli yuvada. 2 tane buraya dalımız oldu. Şimdi arkadaşlar dibine de bir tane kaymaması için sık iğne yapıp bu zincir çekmiyor başladığım tığ battığımın içine de sık iğne yapıyorum ve tığ battı boyutuna indim arkadaşlar. Yine 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip aynı bu e, köprümüzle dallarımızın mesafesi olan 3 tane tığ battı yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir yandaki tığ battıya, 2 zincir yandaki tığ battıya. Şimdi arkadaşlar aynı gösterdiğim gibi buradaki gibi buraya da hemen dalımızın bitimine köprü yapacağız. Köprünün arasında fıstıklarımız olacak bu şekilde. Şimdi fıstığımızın yapımına geçelim. İpimizi tığımıza tutturuyoruz arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz 4 zincirli minik yuvamızın içine bu şekilde sık iğne ile ipimizi tutturuyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya ilmek toplayacağız. Hemen yapmış olduğum bu zincirin alt kısmından girip buraya zincir yapıyorum bu şekilde bir zincirimizin üzerine bu şekilde arkadaşlar ilmek toplayacağız 3 4 5 6 7 8 zincirimiz dolana kadar arkadaşlar toplam zaten 13 veya 15 tane bu şekilde ilmek topluyoruz. 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar bu şekilde 15 tane ilmeği topladık zincirimizden. İlk önceleri fıstık yapması çok zoruma giderdi arkadaşlar. Şimdi artık o kadar kolay oluyor ki pes etmeyin. 1-2 tane yaptıktan sonra eliniz alışıyor. Şimdi bakın bu ilmeklerin hepsi tığımda ve hepsini bu şekilde çekiyorum. Hepsini topladım. Gayet rahat arkadaşlar. Şimdi bir de bu yeşil yuvadan hepsini çektikten sonra yeşil yuvamada bu çektiğim 4 zincirli minik yuvamada girdim. Bir tane de oraya. Sonra arkadaşlar buraya 15 tane şimdi bu şekilde zincir çekeceğiz. Fıstığımızı kapattık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çektim. Buradaki ilk girdiğim sık iğnenin yeşil tarafına tersini çeviriyoruz arkadaşlar. Şu ipimi de özellikle uzun bıraktım ki, hani kestiğimiz zaman sağlam olsun. Bu şekilde bakın. O ipi de içinde alıyorum ki oraya sabitlensin özellikle uzun bıraktım kısa bırakıp arasında olmasın diye bakın bunu buraya da bu şekilde sabitleyin 1 2 ve 3 zincir dönüyorum normalde iki zincirle dönerdik arkadaşlar biraz daha büyük olmasını istiyorum fıstığımın kenarındaki kirpiklerin 1 2 3 zincir kapatıyorum buraya bu şekilde bakın arkadaşlar bu 15 zinciri bu şekilde üçer zencirli kirpiklerle fıstığımızın kenarını dolduracağız. 1 2 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. Bakın arkadaşlar çok hoş oluyor. Kirpiklerle kenarlarını dolduruyorum fıstığımın. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir şöyle iki tane daha yapalım arkadaşlar şöyle sıkı sıkı bir görüntü olsun diye şimdi bir de yeşilin içine giriyorum kapattım bu şekilde fıstığımın kenarında arkadaşlar üçer zincirle doldurdum ipimi koparıyorum Evet, çok hoş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi fıstığımın kenarını bu şekilde yaptım. Şimdi bunu burada bırakmıyorum dediğim gibi arkadan bir tane ilmek olsun alıp arkaya çekip bu şekilde kesiyorum. Evet. Şimdi öbürünü yapalım arkadaşlar. Evet şimdi öbürü için bu dört zincirli yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyoruz. Buraya yedi tane zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Evet yedi tane zincirimi çekiyorum. Şöyle arkadaşlar altından gelip bir tane zincir çekiyorum. Bu bir tanesini yaptıktan sonra arkadaşlar diğerleri gayet rahat sencellerini çekebiliriz. 3 4 5 6 7 Olmuyor diye bir şey yok arkadaşlar. Kendinizi sıkmayın. Çok kolay yapımı. 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bu şekilde 15 tane ilmeği topladım. Zincirimin altından zincir çekerek ilmekleri topladım. Hemen 15'ini birden bu şekilde sağladım. Yani çıkardım dışarı. Bu şekilde 15 taneyi çıkardım. Gözüküyor inşallah. Yeşil yuvanın içine bu topladığım ilmekler arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bakın bu şekilde yeşil yuvanın içine de Bunları sabitliyorum. Şimdi buraya 15 tane de zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincirimi çekip buradaki yeşil yuvanın dibine dediğim gibi şu moru da alıyorum ki arkadaşlar bunu buraya sabitliyorum yani sağlamlaştırıyorum bakın bu şekilde kapattım yeşil yuvama zincirimi 1 2 3 zincir şimdi düz yüzüne döndüm yaptığım bu zinciri yine arkadaşlar 3 zincir çekerek dolduracağım 3 zincir kapattığım zincirimi 3 zincir. Sık iğne ile zincirimi kapatıyorum. 3 zincir. Sık iğne ile girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum. 3 zincir. Kapatıyorum. 3 zincir. 1 2 3 zincir. Bu şekilde al. Zincirimin içini, 15 zincirimin içini Üçer zincirle kirpiklerle kapatıyorum. Saymıyorum arkadaşlar. Saysanız da zaten ya 13 ya 15 tane olur. Üçer zincirle 1, 2, 3 zincir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir 1, 2, 3 zincir 3 zincirimi yine bu çektiğim zincire kapattım ve en sonda yeşil yuvamın içine de bir sık iğne yapıyorum yeşil yuvamdan sonra bir de zincir çekip ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar bu fıstığımın kenarının çerçevesini de kirpiklerini de yaptım bu şekilde çok da hoş oldu şimdi arkadaşlar şunları yakıp hemen geleyim Evet arkadaşlar oyamın duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi köprüler arasında fıstıklar çok hoş ve zarif durdu. Evet. Sade fıstıklı şeklinde de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Zevk size ait arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.